Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Oksijen'in yeni bölümüne. Yorumları okumaya pek fırsatım olmadı, onu açıkça söyleyeyim öncelikle. Zaten fark etmişsiniz, ben her yoruma mesela beğendiğim yorumların hepsine kalp atarım, cevap yazarım. Bu sefer öyle bir şey olamadı, biraz sıkışık bir an. Dolayısıyla ülkenin şeyi de durumu da göz önünde bulundurulacak olursa hepimiz biraz sıkıntı yaşıyoruz. Dolaylı yollardan. Şimdi ama yorumların içinde iki tane gözüme çarpan şey oldu. Onları yorumlamak isterim. İlki şu. Derler ki abicim sen buraya kurduğun hidrojen sistemi gereksiz. Daha doğrusu işlevsiz. Pardon, gereksiz değil, işlevsiz. Ve işe yaramaz. Bununla ilgili şu yorumum var. Ben buraya bir hidrojen sistemi kurmadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Burada jeneratör olmuş olmamış beni çok enterese etmiyor açıkçası. Ben zaten kömürden besleniyorum. Buradaki hidrojen sadece birikme olduğu zaman gelsin burada işte yansın. Yandığı zaman da enerjiye bir miktar destek olsun diye var. Onun dışında ben buraya hidrojen üretimi için bir sistem kurmadım. Onu söylemekte fayda görüyorum. Şöyle bir sistem yapılmış galiba. Hani iki elektrolizör konmuş. Bir jeneratör konmuş. İki pompa konmuş. İki filtre konmuş. Yani tam yorumu hatırlamıyorum şu anda ama hidrojene yönelik bir çalışma yapılmış. Yani ben hidrojen üretmek isteyip de hidrojen jeneratörü çalıştırmak istersem eğer o çalışmayı bir şekilde yaparım. Ama benim önceliğim burada hidrojen üretmek değil, oksijen üretmek. Oksijenim dolu. Dolayısıyla oksijen kısmı evet kullanıyorum. Sonuna kadar suitlerimi giyiyorum, elemanlarım çalışıyor vesaire. Oksijeni dibine kadar kullanıyorum abi. Oksijenden yararlanıyorum. Bunun hidrojen kısmı benim için çöp şu anda. Yani anlatmak istediğim mevzu o. Hidrojen burada işte çıkan hidrojen elimiz mahkum. Elektrolizör eğer sadece oksijen yapsaydı o şekilde yapacaktık. Ama hidrojen de yaptığı için bir miktar hidrojen de ürettiği için onu da buraya gönderip yakıyoruz. Az da olsa işte ondan faydalanmaya çalışıyoruz gibi bir durum var. Dolayısıyla o sistemi çok mantıklı bulmadım. Zaten o arkadaşa da tavsiye etmiyorum. Çünkü iki pompa, iki filtre işte oradan bir oda yap, oraya yap, buraya yap. Tamamen şey, enerji israfı abi. Bu sana hidrojen jeneratörü 800 mi üretiyor? 800 üretiyor. Hadi buna şey koydun diyelim, çip ekledin diyelim. 1200 üretecek değil mi? Şu an bizde öyle mi? Evet, bizde 1200 üretiyor şu anda. Yani zaten koyduğun şeylerle, pompalarla vesairelerle, elektrolizörle falan onu zaten şey yapıyorsun. Absorb ediyorsun orada. Kullanıyorsun o fazladan ürettiğin enerjiyi. O yüzden hidrojen benim çok ilgi alanım değil. Çok takılmak istemiyorum ama öyle kısadan bir bahsedeyim dedim. Onun dışında ikinci yorum da şu şey, aşırı ısınma hatalarını giderebilirsin. Ulan biz bunları da bakırdan yapmışız be. Tüh. Şunu devre dışı bırak. Akıllıca olan şu. Biz bunların altına biraz petrol metrol su falan atıyorduk. O şekilde şey oluyordu. Yavaş ısınıyordu. O benim aklıma gelmedi. Arkadaş çok doğru söylemiş. Şu alt kısma biraz bir şeyler koyacağız ki aletlerin ısınması düşsün. Ha, bunu da koyamıyorum şeyden dolayı. Peki. Şöyle yapalım. Yık diyelim buna. Buraya bir yükselti ekleyip şuraya petrol atacağım arkadaşlar alta. Çünkü zaten burası kaç derece abi şu anda? 76-77 derece. Yani bu yüze çıktığı zaman zaten su buharlaşacak, bir de buharla uğraşmayalım buralarda diye. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şunu yüksek wattla geçiş yapacağım. Şuraya da petrol atacağım içine. Petrol çünkü daha yüksek ısılara dayandığı için 400 dereceye kadar. Öyle bir çözüm yapacağız. Buraya bakalım, şöyle bir
Şişe boşaltıcı eklemem lazım. Aman, pardon. Yanlış bastım. Yine yanlış bastım. Abi ne oluyor? Çevir abi. Şöyle ekle. Şu kısma da bir tulumba ekleyeceğiz. Şu hasarlandı, aşırı ısındı falan filan. Bunları çok fark etmedik yaparken bakırdan yaptığımız. Mesela şu depoları falan da ben şeyden yaptığımızı fark etmedim açıkçası. Ne derler ismine? Ya ne dedin? Bakır cevheri mi var? Bakır mı var abi? Sıvı rezervuarın içinde bakır mı var şu anda? Ne alaka? Bir bug mı bu? Veyahut şey mi? Acaba bakırı erittik mi? Veya bu hasar aldığı için bakır içine mi sızdı? Ne oldu? Anlamıyorum. Anlamadım çok fazla. Peki. Sıvı diyeceğim arkadaşlar. Yapamıyor muyum? Yalnızca su ve kirli su mu boşaltabiliyorum buraya? Bir dakika, yok yok. Şey, tulumba yaparsam o iş düzelir. Düzelir değil mi? Yani düzelmesi lazım. Hadi şöyle yapalım. Tamam. Şunu bir yapalım abi. Kum taşından. Hadi hayırlısı. İnşallah buna da bir şey olmaz. Bu arada şeyi falan fark ediyorum böyle. Şey oynuyor oyunu. Can Sungur oynuyor. Geçen tanıtımını ben de gördüm. Şunları alacağım bu arada. Şimdi Can Sungur oynuyor. Evet ama onda da şöyle bir şey var. Lan bir tıklayamadım. Ham petrolde. Oto şişelemeyi aç. Okey. Tamam, biraz konuşabiliriz bu arada. Can Sungur oynuyor oyunu ama bana özelden de yazanlar oldu. Hani işte geçen izledim, belki tanıyorsundur. Can Sungur oynuyor ama o bile ne yapıyor bak diye falan filan. Abi adam yani lan bunu da buraya karıştırdık ya. Tüh. Şöyle yapayım. Son olarak şöyle bir çözüm sunabilirim ancak. Şimdi bunun aşırı ısınması duracak. Ne kadar çalışırsa çalışsın aşırı ısınmayacaktır ama ya bu depoları illa değiştirmek lazım abi. Yani burada petrol kaç derece? 84 derece. Bunlar illaki kırılacak yani. Şimdi geçen şeyde yukarıda yaptığım çözümü yine burada yapacağım. Abi yorma beni be. Yorma beni be. Arkadaşlar şurayı kazacağız. Şurayı bir şöyle kazacağız. Buradaki petrolü depolar dayanırken altından yapıp şuraya aktaracağız. Aktardıktan sonra buna vereceğiz falan. Peşmekan. Böylelikle içindeki benzin, ben bunu kırarsam şimdi ortalığa boşalacak. O çok akıl kârı değil. Bu arkadaş buraları kazsın bize. Biz buraya sıvı rezervuarını altından yapalım. Şöyle yapacağım. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı olacak. Şuradaki su borularını kırmak zorundayım. Veyahut şöyle yapabilirim. Yine volkanik kayadan bunun çıkışını aynı zamanda getirip bu arkadaşa verebiliriz. Ama arkadan dolaşıp verebiliriz. Bu çok iyi bir çözüm değil bu arada, onu söyleyeyim. Farkındayım ama şu an yapacak başka bir şey yok. Buraya normal karo yapacağım. Şunu yapmasını bekleyeceğim. Buradaki şeyi bu tarafa aktarıp bunu kıracağım arkadaşlar. Yalnız şunlara bir öncelik verin abi. Bu depolar kırılacak, eriyecek yoksa. Bu da yanlışlarımızdan biri yani. Yapacak hiçbir şey yok. Peki.
Burada ne ısınıyor? Bu ısınıyor. Çok önemli değil. Her şeyi anlatıyordum. İşte Can Sungur oynuyor. O işte adamları seçemedi, şey yapamadı, başlangıç yapamadı, öyle oynadı, böyle oynadı, şu yanlışlığı yaptı, bu yanlışlığı yaptı. İnceledim arkadaşlar ama şey yani adam şey yapmaya çalışmıyor yani hayatta kalmaya çalışmıyor anladın? Oyunu tanıtmaya çalışıyor. Diyor ki böyle bir oyun var. Hatta videonun ismi de bu neymiş böyle falan gibi bir şey galiba. Adam diyor ki yani oyun işte ben bu oyunu size göstereceğim diyor yani. En şey haliyle yüzeysel haliyle oyunu göstermeye orada bir şey anlatım yapmaya çalışıyor. O yüzden çok o söylenen şey mantıklı değil. Yani oynayamıyor falan filan. Oynamaya çalışmıyor zaten. Bir de sanıyorum ben izlemiştim çok yıllar evvel yayında. O zaman gayet iyi oynuyordu. Süper oynuyordu hatta. Yani oynayamıyor değil ama şey hani oradaki yapılmak istenen şey tamamen oyunu tanıtmak. Bak bu oyun da burada var. Aa sticker mi yapıştırmışlar buraya? Mutluluktan sticker yapıştırmışlar bak. Arkada kalmış biraz ama. Yani. Şimdi kendi sorunlarımla ilgilenmek istiyorum. Şuna göndereceğiz abi bütün yakıtı. Zaten bunu devre dışı bırakmıştım. Şuraya bir şey yapabiliriz. Yükselti yapabiliriz. Şunu yık diyelim. Çıkış yok. Tamam. Çıkış olmasın, giriş olsun yeterli. Şuradakini aktarsın. Daha sonrası bizi zaten kurtaracaktır arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şurada bir sıvı birikimi olması için. Abi sen de şunu devre dışı bırak gözünü seveyim ya. Hatta yık bunu yani. Zaten benzin var elimde yani şu anda. Çalıştırmak istersem şunu çalıştırabiliyorum. O yüzden çok anlamlı bir iş yapmıyorsunuz orada. Yıkın gitsin abi. Tamam. Şunları yıkalım. Altın cevheri önemli çünkü ne kadar geri alırsak o kadar bize faydası olur. Peki, tamam. Buraya ne kadar akıtmışız petrol? Görebiliyor muyuz? Bir saniye. Ham petrol 1490 gram. Yani 1,5 kilo kadar. Tamam, boşalt abi onu da. Ondan sonra senin de yıkma emrini vereceğim. Daha senin de yıkma emrini vereceğim. Okey. Bu buna yeterli olur. Bunu istediğimiz sıcaklıkta çalıştırmaya yeterli olacaktır. Şimdi benzini bu tarafa alıyorum. Şu depoları kıracağım buradan. Bu depoları kırdığımda çok daha iyi hissedeceğiz kendimizi. Doğalgaz taşmaya başlamış yukarı doğru. Onun önüne geçmemiz lazım. Onun önüne şöyle geçeceğim. Şuraya ikinci bir kat yapacağım arkadaşlar. Yani şöyle olacak. Nereden tırmanabilirim buraya? Şuradan tırmanabilirim galiba. Şöyle tırmanıp burayı kazacağım. 4 yüksekliğinde yine. Hatta 5 yüksekliğinde kazalım. Buraya şöyle bir şey yapacağız. Buraya bir tane doğalgaz jeneratörü atacağız. Çünkü doğalgaz da şey yapacak. Su sızdıracak alta doğru. O yüzden o suyun da buraya gitmesini istiyorum. O yüzden buraya bir doğalgaz jeneratörü atabiliriz. Hadi o da şöyle olsun. Tamam, bu boş mu? Boş. Yıkın abi bunu. Şunu da yıkın. Size şeylik yapmayalım. Engel olmayalım o konuda. Bunun çıkışını şunun girişine vereceğim. Dolayısıyla burada şu tesisatı iptal edeceğim. Aşağı akacak artık. Yapacak bir şey yok yani ona. Tamam, biraz benzin akıverdi. Biraz da petrol aktı. Biraz da kirli su var. Ya yani burası tamamen bir karmaşa haline geldi. Yapacak hiçbir şey yok. Şunu kıralım. Şunu kıralım abi buradan. Peki. Tamam. Şu an için sanıyorum olay tamamlandı. Bunun yenisini koyalım altından buraya. Ama hala çalıştırmayacağım. Çünkü su hattını henüz çekmedik arkadaşlar.
Yorumların çoğunu okuyorum dediğim gibi. Ya hepsini okuyorum daha doğrusu. Yorumlar çoğunlukla olumlu. Hızlandırmamı anladığım kadarıyla istemiyorsunuz. Yani ben bölümleri hızlandırabilirim demiştim ama hızlandırmamı anladığım kadarıyla istenmiyor bu durum. Ya o konuda bence haklısınız. Çünkü bizim zaten yaptığımız şey burada her şeyi göstermek, her şeyin ne işe yaradığını göstermek değil. Biraz böyle şey. Ne olursa başımıza ne gelir, nelerle karşılaşacağız gibi bir şey olduğu için. Şimdi araştırmacıyı arttıralım mı? Arttıralım. Aşçıyı arttıralım mı? Arttırmayalım. Mühendisi arttıralım mı? Yok. Arttırmayacağız abi. Tarımcıyı arttırabilir miyiz? Yok, bu da sonuna kadar gelmiş. Şimdi kimseyi şey yapmak istemiyorum. Terfi ettirmek istemiyorum. Moral bakımından bize bir şey olmayacak. Şimdi buradaki durumda şöyle tam bu şeyler. Bu arada bir dakika arkadaşlar. Bir saniye. Ben şuraya bir depo atacağım. O işi hemen halledeyim aklımdayken. Bu depoya diyeceğim ki sadece sükrülen yaratık yumurtası parıltı. Dolayısıyla şurada yeni gelen yumurtalar vardı ya, onları süpüreceğiz abi. Buraya atacağız. Çıktıklarında, yani kuluçkadan çıktığında burada olsun diye. Buna yık diyeceğim şimdi. Evet. Ne zaman çıkacak? 48'de. Üçü de 48'de şu anda. Tamam, bu odanın içi aydınlık olsun. Yemek bitkileri bizim. Bakayım bir şöyle. Turşulanmış yemek yapıyoruz hala. Gübre kökü ve besin barı. Hadi gübre kökü de şeyden geldi. Kazıdan geldi. Besin barını bulduk. Et bulduk. Şu an hiç tüy dutu yok mesela. Yetişmiş halde. Bunlara mesela çiftçinin dokunuşu niye yapılmamış? Çok, o da ilginçtir. Ha, gübre yok çünkü. Gübre bitmiş. Demek ki bir de gübre bezi kurmamız lazım. Şu neden yapılmıyor bu arada? Sevgili dostlar. Evet, bunu yapman lazım aslında ama oyalanıp duruyorsun nedense. Yap şunu abi. Şunu yapın abicim. Şimdi buraya bir pompa atacağız. Çünkü anladığım kadarıyla karbondioksit yukarıya doğru baskılayacak şeyi, şuradakiler önemli değil. Zamanla şuranın içerisinde bir doğalgaz şeyi oluşacak. O yüzden ben şuraya atmayı tercih ediyorum. Gaz pompasını şuraya koyacağım. Evet, buraya koyacağım. Neyden yaptık bunu lan? Ha, altından yaptık. Tamam. Gaz borusu, gaz filtresi de koyalım hadi. Hadi koyalım. Buraya bir abi, her şeye yanlış basıyorum ya. Gaz filtresi atalım abi. Şöyle. Bir gaz çıkışı olacak. Şimdi burada gaz çıkışı önemli. Yine nereye boşaltmak lazım? Şuraya bir boşaltalım. Eğer sıkıntı olursa, ki olacaktır aşırı basınçtan dolayı sıkıntı. Bunu şeye alacağım. Gaz depolarını alacağım abi. Yani depo inşa edip depoyu alacağız. Şimdi şöyle denklemimizi kuralım biz. Çıktık pompadan. Filtreye girdik. Filtrenin seçilmiş olan gaz bölümünden doğal gaz jeneratörüne, pardon, giriş burası değil. Şöyle şuraya girdik. Şunun çıkışını şuraya verdik. Sen ne çıkaracaksın abi bize? Karbondioksit çıkaracaksın. Şimdi karbondioksit kullanımı artıyor burada. O yüzden şu cihazı çalıştırmamız gerekecek. Velhasılı senin karbondioksitini de şöyle şuna vereceğim. Dolayısıyla buradan gazı hem çıkaracaksın hem bize burada enerjide destek sağlayacaksın gibi bir şey söz konusu. Pekala, şuradaki karoyu yıkabiliyor muyum abi?
Karo, yık. Şimdi onda pile gireceğim. Onda pile gireceğim abi. Çevir bunu. Oğlum nerede karoyu yıktın? Ha, tamam, yıkmamış daha. Şunu yıkacak. Dolayısıyla biz buradan yüksek şeyle şuna gideceğiz. Şöyle şuna gideceğiz. Şuraya da şey atacağız. Bir tane dalga metre atacağız. O işte köprü. İkinci olarak bu buranın hala niye bozulmuyor şeyi? Bir dakika. Bir dakika abi. Şu denklemde bir hata yapmışız. Bu tabii ki böyle boşalmaz bu depo. Bunun çıkışını yanlış yerden vermişiz. Şurayı kıracağım. Bunun çıkışını yukarıya vereceğiz. Şurayı da kıralım bu arada. Bunun çıkışını yukarıya vereceğiz. Tuvaletlere göndereceğiz. Çünkü bunun içindeki su muhtemelen temizlenmiş olacak o zamana kadar. Bunun içinde 227 bin mikrop var şu anda. Yani inanılmaz ya. İnanılmaz. Eğer şey yaparsam, sensör yaparsam buraya, dersem ki mikroplu suyu gönderme, temizlendiği zaman gönder dersem, eğer mikrop varsa beklemeye alır. Beklemeye aldığında tuvaletler şey yapar, tıkanır. Tuvaletlere su gitmediği için. Dolayısıyla orada başımıza büyük iş alırız gençler. Ondan da bilginiz olsun. Hani onu niye öyle yapmadın konusunda de açıklamam o şekilde. Yani o bize çok büyük sıkıntı olur. Yani çok büyük sıkıntı olur. Şöyle vereceğim. Bu depoya geldikten sonra tuvaletlere gidecek. Dolayısıyla şurayı da kırmış bulunacağız artık. Elimiz mecbur. Burayı da şöyle 9'la paspaslayacağız. Bir şey var. Yine yorumlarda bir bilgi var. Senin temizlediğin su yine de mikroplu oluyor şeklinde. Bilmiyorum onu, yani fark etmedim. Oyunda bir bug var şeklinde söyleniyor ama öyle bir şey fark etmedim henüz. Bir de şuraya bir pompa atıp şuradaki kloru geri buraya basmamız gerekiyor. Şu güçlendirmeyi de yapmamız gerekiyor. Yani burada bu airlock inanıyorum şey işe yaramıyor yani. Airlock işe yaramıyor abi. Belki bir set daha atılabilir yanına. Şöyle bir şey yapılabilir ama çok işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü klorun buraya başka bir türlü kaçma şansı yok. Airlock kaçırıyordur. O yüzden gereken şekilde gerekeni yapacağız. Şablonda ne var? Hiçbir şey istemiyorum abi. Benim adamlarım bana yeter şu anda. Araştırmamıza yine göz atalım. Yukarıdan aşağıya tamamlamaya çalışıyorum artık. Araştırma kısmını şuraya kadar tamamlamışım. Bunları bulabiliriz. Evet, bunları bulalım abi. Araştırma da yapılsın bir yandan. Sürekli bir şey konusu var. Yani iş görme konusu var. Sürekli bir iş yapılsın istiyorum. Ki tamamlansın. Yani iş tamamlanmadığı sürece bize bir faydası yok. Tamam. Şuraya şunu koyacaktık. Çevirip şöyle. Tamam, sana doğalgaz göndereceğiz dostum. Sana doğalgaz göndereceğiz. Yalnız burada şöyle bir şey var. Eğer bundan iyi verim almak istiyorsak bunu da çalıştırmamız gerekiyor olacak. Ama bunu çalıştırabiliriz artık. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu zaten depo dolduğunda duracak. O yüzden orada herhangi bir şey olmasın aklınızı kurcalayan. Burası da şöyle olmalı. Hemen o sıvı borusunu da ayarlayalım. Tamam, şöyle. Şuraya gidecek. Bunları kıracaklar. Şu an için buranın düzeni tamamdır gibi. Bunu hala yapmamışlar bu arada. Niye yapmıyorlar acaba? Altınımız mı yok? Neyse. Yani çoğunlukla amaç şey. Seride
hani oynarken ne yapabilirsin veya onu yaptığında nelerle karşılaşabilirsin gibi olduğundan çok her şeyin çabuk ilerlemesini beklemeyin arkadaşlar. Hızlandırma da yapmıyorum dolayısıyla. Şu şeyi ayarlayacaktık. Şuradaki boruyu ayarlayacaktık. Şuraya bir boru parçası ekliyoruz. Sende mikrop var mı şu anda? Gittikçe eriyen bir mikrop var. Ya işte şu şeyi merak ediyorum. Mesela mikroplu gönderiyorum ama o mikrop ne kadar etki ediyor? Mesela mikroplu su geldi. Lavaboda ellerini yıkadı vatandaş. Mikroplu mu çıkıyor dışarıya? Bence çıkmıyor. Çünkü hiçbir yerde mikrop yok. O işte biraz sıkıntılı. Hani tuvalete giden mikrobu arındırmalı mıyız? Yoksa arındırmamalı mıyız? Konusunda kafamda soru işaretleri var. Peki. Dostum merdiven. Seni yıkmak zorundayım. Pardon, şöyle yapalım. Bir dakika. Şuna yık diyelim. Şuna yık diyelim. Buraya bir depo daha ekleyeceğim arkadaşlar. Bunun içindekinin hepsine bu almayacak çünkü. O konuda tıkanma yaşamayalım diye. Bir depo daha olacak. Yedek bir depo. Şimdi şöyle, şöyle ve şöyle. Şöyle bir depo olduğunu farz edersek. Ha, yalnız şimdi şuradaki su iki depoyu alır mı? İki depoya sığar mı? Sığar. Abi şöyle yap. Giriş, bunun çıkışı şunun girişine ve bu da çıkışa gidecek. Yani saçma bir sistem oldu ama şunu iptal edeceğim burada. Tabii o zaman düzelecek de. Şöyle yapmam lazım. Ve böyle yapmam lazım. Peki. Şimdi su geliyor. Su tekrar buna girecek. Buradan da çıkıp gidecek. O zamana kadar zaten muhtemelen depoların içindeki şey de temizlenecektir mikrop. Hızla düşüyor mikrop olayı. İletken kablo, yüksek watt kablo, büyük güç trafosu gibi yenilikler de gelmiş oldu. Biz biraz daha araştırma şu an yapılıyor mu? Yapılıyor. Tamam, bitince biraz daha veririz abi. Aşağıda ne yaptığımıza bir bakalım hemen. Şimdi elektrik istiyorsunuz. Haklısınız. Çok bir şey diyemem size o konuda. Ana hattan alabilirsiniz siz elektriği abi. İkiniz de ana hattan alın. Soluna mazgazların içinde doğalgazı seçiyorum. Sen doğalgaz göndereceksin. Şunu da etkinleştir diyeceğim. Şimdi önümüzdeki bölüm bir iki bölüm vatan şey bir iki bölüm diyorum. Bir iki vatandaş alma durumumuz olabilir çünkü iş yükümüz artıyor artık. Petrol de üreteceğimiz için aşağıda. Burada devamlı bir elemanın görev yaptığını düşünürsek şimdi suite'le birinin devamlı buraya gelmesi gerekiyor. Onun dışında devamlı birinin artık vazife kazanması gereken yere geldik sanki. Hep bunu yapmışlar. Ama buna temiz su gerekiyor. Yani o konuda işte şuradan boruyu çekemediğimiz için henüz o teknolojiyi kullanamıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki bölüm ben buradan suyu ancak aşağıya alırım. Aşağıya alıp şuna bağlayacağım ve çıkışı da yine aşağıya vereceğiz. Ama şuradaki işte ham petrol bir de pis su karışımı hoş olmadı. Düşündüğüm gibi olmadı. Bakalım buraya ne yapacağız? Bir çaresini bulacağız yani gençler. Yapacak bir şey yok. Şuna 5 diyelim. Her şey 5 olsun abi. Şuna 9 diyelim sadece. Burada niye böyle bir şey var ya? Bug mı bu? Burada kablo bağlı. Nasıl yani ya? Bu bug galiba ya. Onu kapatıp açınca belki gider o. Şimdi
Evet, seçtiğimiz gaz doğalgaz. Doğalgaz buraya geldi. Yalnız bir şey unuttuk gençler. Hemen onu ekliyorum. Nedir o? Otomasyon. Yani onun da otomasyonunu bağlamak zorundayım ki devamlı çalışmasın. Devamlı çalışırsa zaten doğalgaz yetiştiremeyiz bunu. Dolayısıyla burada bir şöyle bir düzen oluşturmak gerekiyor. Depo dolu olduğunda doğalgazı yakmasın diye. Belki araya bir gaz deposu bile gerekebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, burada klor var. Burada her şey var abi şu anda. Şimdi burada ne kadar üretimimiz var? Hemen ona bir göz atacağım. Petrolden 2 kava geliyor. Ham haliyle. Eğer çipe eklersek 3 kava gelir. Neyse, eklemediğimiz halini konuşalım. 2800. Şu anda 2800 geliyor buradan. Benim yapmak istediğim trafoları buraya ekleyip yukarıya sadece kabloyla çıkış yapmak ve bu kömür jeneratörlerini iptal etmek ki kömür de biliyorsunuz. Bakayım 1680 kilo kalmış. Elimizde zaten hedge farmı yapmadan çok fazla böyle kömür elde edemiyoruz haritadan. Çünkü kömür sınırlı olan bir şey. Ama petrolü rezervuardan sonsuz çekebildiğimiz için o daha avantajlı duruyor ilk etapta. Bakalım. Yani çok böyle şeyim yok bu konuda. Ne derler? Acelem yok. Evet, burada bakalım ısınma oluyor mu? Olmuyor abi. 79.9 80. Ya bu civarlarda geziyor. Devamlı yapmasına gerek yok. Depo dolduğunda duracaktır. Yani boru tıkandığında bunu yapması da duracak. O yüzden o bizim için bir avantaj. Tabi hızlı olduğu gibi şey konusu da var. Şu borunun da tıkanması gerekiyor ki. Ya burada ilginç bir denklem var doğrusu dostlar. Şimdi bu boru tıkandığı zaman muhtemelen bu duracak ama borunun tıkanması için de bunun devamlı çalışması lazım. Karışık bir durum var orada. Yani mesela şimdi duracaktı, durmadı. Ama buradaki enerjiyi boşuna harcıyoruz gibi geliyor bana. Bunu artık bir yöntem bulacağız. Ya şey diyebiliriz. Deriz ki işte şu ikisinin otomasyonunu ayırıp bir batarya daha koyup diyebilirim ki işte mesela şu yüzde bakayım bir dakika. Ha, bu %10'da ya mesela şu anda şu sistem. Ona diyebilirim ki işte sen %50'deyken devreye gir. Bu da erken devreye girer. En olmadığı hani doğalgazdan dolduramadı. O zaman petrole gider. Petrol o zaman çalışır. O da tabii ki çeşitli bir şeye değişik bir sistem olur yani. Ama işe yarar mı? Yarar. Çünkü burada birikimi pardon tam tersi olacak. Doğalgazı önce yakacak. Şey petrolü önce yakacak. Doğalgazı sonra yakacak. Yani petrolden dolduramazsa eğer kendini pil, o zaman diyecek ki doğalgaz abi sen çalış, sen bize şey yap, destek ol. Buradaki durumu bu şekilde hallettik. Şimdi geçici olarak da olsa, şimdi buraya bu su tesisatı lazım öncelikle. Su tesisatını vermeden burada ilerleyemeyiz. Karbondioksit birikimi oldukça fazla. Onu yapacağız. Onun dışında yukarıdaki kloru temizlemem lazım. Ama bu kloru temizlemek için şu anda vaktimiz de çok yok. Buraya pompa atacağız. Buradaki olay basit. Buraya pompa atacağız. Zaten bu şu seviyeden aşağıya inemiyor. Karbondioksitten dolayı. Buraya pompa atıp diyeceğiz ki buradaki kloru şuraya bas. Arkadaş bize buraları temizle diyeceğiz. Buradaki zaten şey de boşalmış. Depolar da boşalmış. Önümüzdeki gün bunları da kırabiliriz. Buradakinin içindeki su tamamen temizlenmiş. Sende var mı? Sendeki de tamamen temizlenmiş. Tamam. Okey. Böyle bir şey yapacağız. Bir de şurayı şöyle kapatacağım abi. Çünkü üst taraftaki oksijen bana çok şey değil. Yani o kloru baskılamaktan başka bir işe yaramıyor. Görüyoruz ki alt kısım bize yeterli. Hatta şu depoyu da devreye alıp ondan sonra buradan işimizi görebiliriz gençler. Durum bu şekilde. Bunların aydınlatmadan dolayı durdu diyor ama siz niye aydınlatmıyorsunuz oğlum? Kalabalık diye. Ha.
Tamam, kıyacağız size o zaman. Yapacak bir şey yok. Saldırın abi. Şimdi rahat mısın? Değiller galiba. Neden? Ha, küçükler daha az şeye yayıyor. Öyle mi? Tamam, küçükler daha şu anda daha az ışık yayıyor gibi. Bir dakika. Tamam ya, ışıl ışıl burası. Tamam, kurtarırız o işi. Peki, burası büyütmeye başladı. Yemek konusunda özellikle desteğe ihtiyacımız var. Önümüzdeki bölüm bence şuraya şey oluruz. Hani buradaki olayı çözdük diye ben şu anda çok buna ağırlık vermek istemedim. Çünkü suyu temizlemiş olduk zaten. Şu depoyu iptal etmiş olduk. O yüzden çok böyle ağırlık vermek istemedim buraya. Daha ziyade aşağısıyla ilgileneyim ki yukarıya doğalgaz gelmesin daha fazla diye. Şurayı çözmek istedim. Burayı da çözdük. Yani şu an herhangi bir sıkıntı yok burada arkadaşlar. Onun dışında şurayı dediğim gibi tek kata indiriyoruz. Önümüzdeki bölüm buranın klorunu atıyoruz dışarıya. Ve yemek konusuna biraz daha ağırlık vereceğiz. Çünkü yemek sıkıntılı. Hiç 14 bin 20 bin kaloriden yukarıya çıkmıyor. O benim işime gelmiyor abi. Izgara dut. Olması gerekiyor. Bir de şöyle bir ayrıntı var. Gübre olmadığı için mikroçip yapamıyoruz. Yani mikrobesin yapamıyoruz. Gübre sağda solda vardır, buluruz ama bizim sonuçta üretmemiz gerekecek gübreyi. Yani öyle veya böyle gübre üretmeniz lazım. Çünkü çevredeki kaynakların hiçbiriyle sonsuza kadar yaşayamazsınız arkadaşlar. Kapatmadan önce şuna bir özelliklerine bakayım ben. Daha sonra kapatacağım. Kirli su istiyor, toprak istiyor, fosforit istiyor ve 120 watt'ta güç istiyor. Ben diyor sana doğalgaz veririm. Gübre veririm. Tamam, okey, kabulümdür abi. Bu gübre farmını şurada bir yere kuracağız abi. Neden dersen, çünkü bundan çıkan gazı da doğalgazı da buradaki jeneratöre göndermek için şuralarda bir yerde yapmamız lazım ki onun içindeki doğalgaz aktivitesini, hareketini aşağıya enerji olarak alabilelim. Çünkü çıkan her şeyi, giren çıkan her şeyi kendi lehimize yontmamız lazım bu oyunda arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yorumlar için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hepsini okuyorum arkadaşlar. İstisnasız hepsini okuyorum. O yüzden yorum yapmaya devam edin. Çok benim aklıma gelmeyen ama sizin aklınıza gelen çok mantıklı fikirler olabiliyor. O yüzden destek olmaya devam edin yorum olarak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.